Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum herkese. Bugünkü çalışmam, kapak resmimde de, video başlığımda da belirttim. Evet, ıslak mendillerde dekorasyon, fotoğraf çekiminde kullanabileceğiniz ve süslemelerde kullanabileceğiniz bir çalışma yaptık. Nasıl yaptık? Anlatıyorum hemen. Evet, çalışmama nasıl başladım? Arkadaşlar, ben mum boyalarımı dış cam yüzeylerini, dış kısmını temizlerken doğal olarak ıslak mendil kullanıyorum ve bunlar boyalanıyor, rengarenk oluyorlar. Ben bunları atmıyorum. Ne yapıyorum? Erittiğim, ben mara usulü erittiğim mumu içerisine batırıyorum, atıyorum rengarenk. Veya karışık mum rengi mi eritiyorum, mumu eritiyorum, içerisine atıyorum, boca ediyorum bu ıslak mendillerimi ve daha sonra çıkartıyorum. Evet, zaten hemen donuyor, kuruyor. Bu çalışmamı sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bunu, mum yapımını çalışan arkadaşlar yapabilir. Herkesin evinde bulunan bir malzeme olmadığı için mum malzemeleri. Ama ben sadece paylaşmak istedim. Biliyorsunuz, hayat paylaştıkça güzel, bilgi paylaştıkça güzel. Sizler de sevdiklerinizle paylaşın videomu. Evet, bu çalışmam, gördüğünüz gibi mevcut olan mumumu süslemekle başlıyorum. Daha sonra fotoğraf çekimlerimde dekor olarak, arkada fon olarak kullanacağım. Videomun sonunda görsellerime mutlaka bakın arkadaşlar ve ne kadar hoş durduğunu, arka fonda ve süslemede ne kadar hoş durduğunu göreceksiniz. Lütfen görsellerim videonun sonunda, izleyin ve sevdiklerinizle paylaşın videomu. Bu mendilleri istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Formu o kadar yumuşak, dokusu o kadar hoş ki her şekle giriyor arkadaşlar. Evet, burada küçük bir miktar keserek yelpaze şekli vermeye çalıştım. Silikonla yapıştırdım ve süslememde göreceksiniz.
Evet, burada jüt ip kullanıyorum. Birkaç kez doladıktan sonra dekoratif olan çiçeğimizi evet yerleştiriyorum ve daha sonra tekrar bağlıyorum. Fiyonk yapıyorum. Silikonla yapıştırıyorum. Uzun kalan ipimi de kesmiyorum. Yine aynı şekilde silikonla şekil vermeye çalışıyorum. Evet, az önce yaptığımız yelpazeye yapıştırıyoruz. Şimdi mum dekoratif mumumuzun arkasına silikonla yapıştıracağım. Evet, keyifli yaptığım bu çalışmayı umarım siz de videomu keyifle izlersiniz ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Videomu beğendiyseniz eğer bildirim sesini açın ki bir dahaki videolarımdan haberdar olun. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.